Videoma hoş geldiniz. Öncelikle bu videoda kafası basmayanlara Logic Gate'leri kısaca anlatacağım. Daha detaylısı için yorumlardan bana soru sorabilirsiniz. Zaten olmadı, daha detaylı ekstra bir video çekerim. Şimdilik bu 9 dakikalık videoda tamamen size 3 tane Logic'i nasıl çalıştığını ve basit örneklerle nerelerde kullanabileceğinizi açıklayacağım. Öncelikle mantık kapılarının en etkili kullanımları çoğunlukla tuş atamaları ile ilgilidir. Buna bir örnek vermek gerekirse bir thruster ekleyelim. Buna space tuşunu atayalım. Rahatlıkla çalışıyor. Ancak motorun hassasiyetini veya gücünü değiştiremiyorum. Çünkü motorun kendisinde bu ayar yok. Ama Logic Gate'ler ile buna atadığım tuşun gücünü bir şekilde ayarlama imkanı veriyor. Öncelikle bildiğiniz gibi mantık kapılarını tuş atamak istediğinizde yukarı gösteren yeşil, aşağı gösteren kırmızı renkte semboller var. Bunlar yüksek ve alçak girişlerdir. Input olarak da adlandırıyoruz. Logişler bu boşluklara atadığımız tuşlar ile bize bir çıkış veriyor. Yani bunu bir elektrik devresi gibi düşünün. A ve B birleşiyor ve bir çıkış veriyor. Hadi buna ufak bir örnek verelim. Videoda da gördüğünüz gibi elimizde bir tane AND gates var. Türkçe çevirsek V kapısı. Bunları mantık kapısı da diyoruz. Basitçe bu mantık kapısının çalışması için iki tane giriş lazım. Bu iki girişin ikisi de yüksek veya ikisi de alçak olmalı. Daha önce de söylediğim gibi yüksek yani yeşil olanlar veya kırmızı olanlar alçaklar. Bu şekilde ayırt edeceğim video kalanında. Eğer ki tuşlardan birisine alçak girişi, diğerinde yüksek girişi atarsanız herhangi bir çıkış alamazsınız. Yani Logic Gate elektriği kesir, devamı gelmez gibi düşünün. Peki ya bu AND Logic Gate'i nerede kullanacağım diye sorarsanız. Diyelim ki bir hava taşıtı yaptınız ve havada sabit durması için hız sensörü eklediniz. Ama sensörü direkt motorlara bağladığınız için sürekli çalışıyorlar. Ama araya bir AND gate koyarak artık bunu kapatıp açabilirsiniz. Bu örneği daha da basitleştirmek için space tuşu ile giden bir motorunuz olduğunu ele alalım. Başka şeylere de space tuşu atadınız ama hepsi birden çalışınca birçok şey karışıyor ve tek herhangi bir şeyi çalıştıramıyorsunuz. O yüzden araya bir tane AND gate koyarak space tuşu ve bir tuşunu aynı anda basınca çalışmasını sağlıyoruz. Burada bir tuşunu toggle yani sürekli yaparak sadece space tuşuna bastığında çalışan ama bir tuşuna basarak açıp kapatabildiğiniz ekstra bir kontrol sağlamış oluyoruz. Yani normalde space'e bastığınızda sürekli çalışırken bunu birden kapatıp açabiliyorsunuz. Sırada XOR Logic var. Benim en sık kullandığım mantık kapısıdır. Bu mantık kapısı aynı anda iki giriş olduğunda çalışmıyor. Bunu basitçe anlatmak gerekirse iki tane herhangi bir Logic'i XOR Logic'e bağlayalım. Ve birinin yüksek girişine yani yeşil olana space tuşunu atayalım. Diğerine ise T tuşunu atayalım. Bu durumda sadece space tuşuna basarsam çalışır. T tuşuna da basarsam hiçbir şekilde çıkış vermez. Çünkü sadece bir tane girişi kabul ediyor. Aynı anda iki tane girişi kabul etmiyor. Bunu basit kullanımları çalışan bir şeyi kapatmak veya duraklatmak için kullanıyoruz. Yani en azından oyun içinde. Hadi videodaki örneğe bir göz atalım. Gördüğünüz gibi bir speed sensör yani hız sensörü pervanesi aşağı bakılacak şekilde yerleştirildi. Hızını da 0 olarak ayarladım ve direkt motora bağladım. Görmüş olduğunuz gibi çalıştığında havada asılı kalıyor. Ama problem şu ki sürekli havada asılı kalıyor. Yani hiçbir şekilde motoru duraklatıp alçalamıyorsunuz. İşte burada XOR Logic Gate'in yani XOR mantık kapısının avantajını kullanıyoruz. Hız sensörünü direkt motora bağlamak yerine görmüş olduğunuz bir XOR Logic'e bağlıyoruz.
Böylece sürekli yüksek girişimiz oluyor. Yani daha deminki yaptığımız işlemin aynısı ama arada artık bir log içimiz var. Bu sistemi draglatıp aracımızın alçalabilmesi için de bir tane daha XOR logic ekliyoruz. Ve onu da hız sensörünün bağlı olduğu logic'e bağlıyoruz. Artık iki tane girişimizde bir tane XOR logic'e bağlanmış durumda. Geriye de sadece tuş atamak kalıyor. Sürekli çalışan hız sensörü yüksek giriş gönderiyor. Bunu engellemek için logişlerin düşük girişine, yani kırmızı olanlara bir tuş atıyoruz. Ben CTRL tuşuna atadım. Böylece devre tuşa bastığımda duracak ve sürekli çalışan hız sensörü bir anahtar ile kapatmışım gibi daha fazla sinyal gönderemeyecek. Rahat bir şekilde artık alçalabiliyorum. Bir ipucu olarak da bu sistem havada sabit kalmaya yarıyor olsa da hız sensörü ve motorunuzun farklı yönlere koyarak stabilizasyon sistemlerini yapabilirsiniz. Mantık yine aynı, sadece duraklatmak için bir tuş atamanız yeterli. Böylece normalde sürekli çalışırken tuşa atadığınızda hız sensörü çalışmayı bırakacaktır. Şimdi sırada da tabii ki de OR logic var. Zaten elimizde 3 tane logic var. Oyunun vermiş olduğu. Bu OR logic içinde gayet basit bir mantığı var. İçine ne koyarsanız koyun her türlü çalışıyor. Başka hiçbir şeyi tınlamıyor. Tamamen kendi keyfine göre çalışan bir logic. Bunu genelde birden fazla tuş atamalarda kullanıyorum. Örnek vermek gerekirse diyelim ki bir motor var ve bu OR logic'e Space tuşunu atadım. Başka bir OR logic'e de örnek veriyorum X tuşunu atadım. Başka birine Shift tuşunu atadım gibi. Böylece Shift'e de bassam, Space'e de bassam, X tuşuna da bassam her türlü motor çalışıyor. Çünkü Logic her türlü elemanı kabul ediyor. Hiçbir şeyi dışlamıyor. Ancak şöyle bir fark var bunda da. Bildiğiniz gibi bir girişimiz var. Bir de çıkışımız var. Aynı şekilde girişte de kırmızı ve yeşil olarak iki tane seçenek var. Örnek veriyorum. Bir tane OR Logic yüksek girişe bir tuş atadınız. Diğerinin de OR Logic'in düşüğüne atadınız. Biri yüksek, biri düşük oldu yani. Ve ikisini de bir gene OR Logic'e bağladınız. Böylece ikisinden herhangi birine bastığınızda çalışacak. Ama ikisini aynı anda bastığınızda ne yapacağını bilemeyecek. Çünkü bir yüksek, bir düşük sinyaller birbirlerini tamamen nötrleyecek. Bu şekilde de durur. Bunu tuş atamalarında, örüntülü sistemlerde, örnek veriyorum logişlere süre atayarak, işte kendini tekrar eden, loop'a giren sistemlerde kullanıyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmasanız da olur, takip edin yeter. Eğer ki bilmediğiniz, yapamadığınız veya nasıl yapılacağına dair aklınızda kalan bir şey varsa onu da yorumlara yazın. Artık Simple Plans videosu çekmiyorum. Bu kısım ufak bir bilgilendirme sadece. Trailmakers üzerinden devam edeceğim. Belki ilerleyen süreçlerde oyun içerisinde bir ekiplen daha eğlenceli karelerin olduğu bir seri tarzında bir şey de yapabilirim. Çünkü sonuçta multiplayer özelliği gerçekten keyifli. Ama şimdilik birkaç video tamamen öğretici serilerle ilgileneceğim. Eğer ki siz de yapamadığınız bir şey varsa onları yorumlarda paylaşın. Ben de size yardımcı olmak için videosunu çekeceğim.